sizlerle birlikteyiz. 7. haftayı dünkü maçlarla kapattık. Milli maçlar nedeniyle lige verilen ara Estonya-Hollanda mücadeleleri için. Bugün maç yok. Bugün stüdyomuzda çok değerli iki konuğumuz var. Akhisar Belediyespor geçen sezon kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz sezon ilk kez Spor Toto Süper Lig'e yükselme başarısı göstermiş. Bu ligde kalmış ve bu sezonda başarı grafiği her maç yükselen, her hafta yükselen bir performans gösteriyor. Hamza Hamzoğlu yönetimindeki Akhisar Belediyespor'un kaptanı Emrah Eren ve savunmacısı Uğur Demirok bizlerle. Hoş geldiniz. Kaptandan başlayalım değil mi? Yayın öncesi çünkü sürekli saygı sevgi çerçevesinde Arif Erdem'le biraz sonra konuşuruz tabii detaylı bir şekilde. Yani yayınlayabileceğimiz şekilde. Hayata bak. Garibim Uğur kardeşim. Emrah abisini sözü veriyoruz, düşünsene bizim zamanımızda Emrah abisi işte aynı Uğur gibiydi, işte öyle geliyordu. Biz ancak izin veriyorduk, konuşuyorduk. Kariyerinin başlarında değil mi hocam? 15-16 yaşında, yıllar yıllar önce tabii. Tabii tabii, o zamanlar daha çocuktu, 13 yaşında falan. Hoş geldiniz. Memleket havası getirdiniz. İyi oldu benim için de valla açıkçası. Akhisar'a da selamlarımızı iletelim buradan. Tebrik ediyoruz öncelikle Galatasaray galibiyeti. Çok önemli bir galibiyet. Kısa kısa birer cümle yorumları alalım. Ardından detaylı bir şekilde devam edeceğiz. Vallahi Galatasaray maçı tabii büyük maç. Alınan 3 puan bizim için çok önemli bir moral. Vallahi bu maça dün yani her maça çıktığımız gibi çıktık. Elimizden geleni yaptık. İyi mücadele ettik. Belki onlar topla biraz daha fazla oynadılar ama biz sonucu elde edecek golleri bulduk. Kazandık. Mutluyuz yani. Çok mutluyuz. Uğur, sen de yorumlarını alalım. Sen de başarılı bir grafik sergiledin dünkü maçta. Evet. Yani maçtan önce de konuştuk. Galatasaray'ı yendiğimizde çok şey kazanacağımızı biliyorduk. Kaybettiğimizde de yani bir şey kaybetmeyeceğimizi biliyorduk. Bu bilinçle maça çıktık. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Her zaman diyoruz, haddimizi bilerek oynadığımız zaman çok daha iyisini yapabiliyoruz biz. Peki, detaylı bir şekilde geleceğiz. Arif Erdem, Yemin Gezer'in de yorumlarını alacağız ama çok kısa kaldı hocam. Sözü vereceğim. Bir savunmacı Uğur'la sohbetimize rahat rahat başlayabiliriz artık. Arif hocamla tabii çok eski tanışıyorsunuz. Abilik yaptı Galatasaray'da. Emrah'ın yaşı belli olacak şimdi. Yok, kaptan daha genç hocam ya. Daha genç. 29 mu oldu saçım? 28 abi, 29 olacağım nasipse. Tamam Sayın Başkan, 2 seneyi daha buradan oyunuyla garantilemiştim kardeşim. Sayın ben kefilim 2 seneyi. Allah'ın izniyle çok rahat kaptanlıkta, çünkü abiliği yeter zaten o takımda. Tabii işin esprisi de Emre 33, 34 mu oldu? 34 abi, nasipse bir ay sonra 35 olacağım yani. 34 ya, 35 olduk inşallah. Olsun, sen 2 sene de Allah'ın izniyle, çünkü sen kendine iyi bakın, profesyonelce yaşayan ve gerçekten takımın içerisinde ben hele hele özellikle bu zamanlarda çok ihtiyaç duyduğum, ki olmazsa olmazlardan bir tanesi, abilik çok önemli. Ki sen onu yaptığını herkesten duyuyorum. Zaten senin nasıl bir insan olduğunu söylememe gerek yok. Herkes seni çok seviyor. Ama şu bir gerçek, Akhisar takımı tam bir aile olmuş. Başta tabii ki Hamza hocanız, yardımcıları, ekibi. Başkanı zaten dün burada yeterince takdiri verdiğimizi düşünüyorum. Ama şu bir gerçek, sizler o takımı hakikaten düştü denilen takım bugün şov yapıyor. Neden şov yapıyor? O arkadaşlık, o kardeşlik, o uyum, birbirinize olan sevginiz, saygınız. Mesela favori olarak sürpriz dedik. Ben dedim ki 4 maç içeride kazanmış bir takım. Galatasaray maçında bence Galatasaray kazansa bana göre sürpriz olurdu. Neden? Akhisar içeride iyi oynuyordu ve maç kaybetmiyordu. Hı. O yüzden de ben Galatasaray'ı yendiğinizde dediğim şey şu. Bana göre hiç sürpriz değil. Benim beklediğim bir sonuçtu. Çünkü oyunun hakimiyeti 90 dakika boyunca sizdeydi. Son 15 dakika Galatasaray takımı... Hocam Akhisar'dan geldiler misafirlerimiz. Biraz dilerseniz hayır, ben bir konuşsun. Kardeşlerimi öveyim ondan sonra... Ha, girişte sonra... Tamam, evet, peki. Giriş bu benim için. Girişte programı... Söyleyeyim ondan sonra susacağım çünkü... Yayınımızı kapatıyoruz. Emrah kardeşim çok fazla konuşmayı sevmez. Onun yerine de konuşuyorum. Yok, sever sever. Sağ olun. İşte o yüzden demek istediğim şu. Sizler haklı bir galibiyet, müthiş oyun. Oyunun hakimiyeti ve 90 dakika boyunca hakimiyeti sizdeydi. Galatasaray takımı evet, isim tamam, kalite isimler, Drogba en çok mücadele eden adamdı ki çok zorlandığını düşünüyorum. Ama sizler de bunun karşılığını sahada koşarak, mücadele ederek ve gollerle süslediniz. Ben tebrik ediyorum. İyi ki de geldiniz.
Uzun zamanda olmuştu sizi görmeyeli. Benim için çok güzel bir anı oldu bu. Bizim için de abi teşekkür hocam, ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bir 10 dakikalık ben böyle. Uğur'la alakalı da birkaç şey söyleyeyim. Uğur kardeşim çünkü bugün belki milli takım kampında da olabilirdi. Neden? Çünkü hakikaten bu ligin başından itibaren, geçen seneden başlayan çıkışıyla bu ligin başından itibaren yakın takipteyiz. Hem senden ötürü hem de kardeşlerimizden ötürü hem de zaten başta Hamza olmak üzere. Hani takip ettiğim bir takım, zevkle izlediğim bir takım. O yüzden belki şu an Uğur buranın yerinde Amir takımda da olabilirdi. Ama ben inanıyorum ve ümit ediyorum. İnanıyorum ve ümit ediyorum. Böyle gittiği takdirde Allah'ın izniyle en kısa zamanda Amir takım formasını giyer. Evet. İnşallah. Allah razı olsun. Evet, sağ olun. Ben gidebilir miyim? Hocam teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınız için. Arif hocam kaç yaşında futbola başladınız? Yoktu bunlar o zaman. Peki. Kaptan. Şimdi Arif hoca özetledi tabii de. Yaşayan, içinde olan, kaptanlığını yaptığın takım, yönetim, teknik kadro, futbolcu topluluğu. Bu birlik beraberlik nasıl oldu? En yakından bilen biri olarak bir açalım bu konuyu biraz. Bu benim Akhisar Spor'da 3. sezonum. İnşallah Allah tamamlamayı nasip eder bu sezonda. Ben Akhisar'a ilk gideceğim zaman açık bana Hamza hocam beni aradığında Akhisar'ın nerede olduğunu, hangi ile bağlı olduğunu da bilmiyordum. İşte hocam beni aradığında Emrah yani belki futbol hayatım boyunca yaşamadığın güzellikleri burada yaşayacaksın dedi. Yani Hamza hocam böyle bir şey söyledikten sonra bana sadece gitmek düşerdi. Oraya gittikten sonra da en başında tabi bunlar şimdi belki yanlış anlaşılabilir hani yönetime övgü yapacağım ama yani futbol hayatım boyunca görmediğim bir insan topluluğu diyeyim. Yani bu kadar güzel insanları ben bir arada hiç görmedim. Verdikleri sözde duran, kul hakkına inanılmaz riayet eden yani çok güzel bir yönetici grubumuz var. Onun dışında müthiş bir belediye başkanımız var. Çok iyi bir insan. Sürekli bizimle beraber. Onun dışında zaten Hamza Hoca ve ekibini bütün Türkiye biliyor. Çok iyi niyetli insanlar. İşlerine saygı duyan insanlar. Takıma gelince takımımız da gerçekten çok iyi, çok karakterli futbolculardan kurulu bir takım. Yani hocamız 3 senedir transferde kaliteden çok futbolcuların kişiliklerine ilk önce dikkat ediyor. Hani alacağımız oyuncular takımı bozmayacak adamlar oluyor. Aynen yani kişilikleri, karakterleri çok iyi oyuncular olsun diye. Yani dediğim gibi hep iyi niyet, saygı, sevgi ve birliktelik. Yani daha şu bu başarıyı getirdi diyemem. Başarılı olup olmadığımız sezon sonunda belli olacak. Şu ana kadar başarılı sayılabiliriz bana göre. İnşallah sezon sonunda gerçekten başarılıyız diyebilirim. Evet. Uğur, sen takımın gençlerinden diyelim biri olarak. Sen nasıl yorumluyorsun bu başarıyı? Yani başarının esas nedeni ne sana göre? Kaç sene oldu futbol oynuyorsun? Yani küçüklüğünden beri oynuyorsun. Evet, yani alt yapılardan itibaren. 25 yaşındasın da şimdi. Yani ne oldu da bu başarı geldi? Kaptanım zaten her şeyi yani çok güzel özetledi. Birlik, beraberlik, yönetici grubu başta olmak üzere. Hoca topluluğu ve futbolcu abilerim, kardeşlerim. Yani herkes bir aile ortamını oluşturduk orada. Oynayan, oynamayan. Ya düşünüyorum ki herkes şu anda orada mutlu olduğunu düşünüyorum. Oynayan, oynamayan. Çünkü öyle bir hava var. Benim açımdan da Hamza Hoca ile genç milli takımlarda daha önce çalışmıştım. Yani beni aldı Akhisar'a. Kaptanım da dediği gibi. Çünkü ben daha öncelerde forma şansı pek bulamıyordum. Galatasaray'dan kiralık gittiğim dönemlerde. Ben de emeği çok büyük Hamza Hoca'nın. Yerini ayrı tutuyorum zaten. Bugünlere gelmemde yani çok büyük rolü var. Onu söylemek istiyorum buradan da. Ya başarının bence ana temeli birlik, beraberlik. Hep beraber. Zaten bunu sahada da yansıtıyoruz. Hep beraber takım mücadelesi veriyoruz. Takım olarak oynuyoruz. En büyük başarı bence burada. Evet. Tabii şimdi Akhisar'da olan gelişmeleri ben de yakından takip ettiğim için. En önemli şey şu, bir futbolcu değil mi Bünyamin hocam nasıl oynar? Şunu vermeyi vaat ediyor, söz veriyor değil mi yönetim? Bunu verirse futbolcu da oynar. Yani hakkını aldığı zaman kafası rahat olur. O gün mü alacağım paramı, işte bir ay sonra mı alacağım? Bunlara girdiği zaman kafası da başka yerlere dağılıyor açıkçası. Bunu yıllardır görüyoruz futbol camiasında. Yani o düzenli ödeme, bu çok önemli. Çok vermiyor belki ama ben diyor 1 lira vereceğim, tamamını vereceğim diyor. Ve gününde de
Ödeyen bir yönetim var. Az önce bahsetti tabii Salih Başkan, Salih Hızlı Belediye Başkanı. Onun çok büyük emeği var. Hüseyin Er Yüksel Kulüp Başkanı. Yani yönetim zaten bir aile gibi. Harun Er Yüksel olsun, Süleyman İşçi olsun, Ömer İşçi Belediye Başkan Yardımcısı. Hep zaten aile. Yani birbirleriyle akrabalar ve o yönetimi de Arif Hoca da gülüyor tabii. Şimdi yakından tanımadığı için tabii, bilmediği için Akhisar'ı da bekliyorlar bu arada, onu da söyleyeyim. Evet, oraya da gideceğiz, bir maçınıza geleceğiz. Hem maça hem bir panel içinde bir davet var Futbol Ateşi ekibi olarak. Gene mi ödül aldık? Gene ödül aldık. Özür dilerim. Çok da mütevazı bir ekibiz gördüğünüz gibi. Daha fazlasını hak ediyorsun. Emrah'cığım. Ben gelmeyene kadar da ödülün öğüsünden geçmemiştim. Ben geldim, katıldım işe çok şükür. 5-6 yerde ödül aldık. Evet, sağ olsun. Arif Hoca geldi, tek ödülle kaldık. Ödülleri gösteririm ya. İşte, benim yapamadığım bu işte. Böyle şeylere cevap veremiyorum o yüzden. Ama yok, söz vermiştik. Gideceğiz, bir maça geleceğiz. Evet, hakikaten. İnşallah abi. Yani iyi bir maça orada denk getirip nasip olursa geleceğiz. Öncelikle hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Şimdi Emrah, sene 99 çok büyük sayılabilecek bir rakamla Galatasaray'a transfer oldun. Daha sonrasında inişli çıkışlı bir grafik. Futbolda yapmak isteyip de yapamadığın veya hayal ettiğin bir şeyler var mı? Çünkü çok başarılı olduğun dönemler de var. Örneğin Trabzon'da çok iyi istatistiklerin var. A milli takıma çağrılmadın o dönem. Evet. Bunlar seni bir geriye götürdü mü, yoksa daha mı hırslandırdı, gireceğim diye bir duygun oldu mu? Bunları öğrenmek istiyorum. Vallahi hocam, Türkiye'de futbolcuların hemen hemen hepsinin hayali ilk önce dört büyük takımdan bir tanesini oynamak. Bana yani Allah Galatasaray'a gitmeyi nasip etti. Orada çok fazla şans bulamadım. Yani Arif abilerle beraber. Yani 2-3 seneye yakın kaldım. Hatta hani 1,5 senesine yakın bir zaman kiralık gittim. Ama Trabzonspor'da çok güzel günler yaşadım. Yani çok başarılı olduğumu düşündüğüm 3 sezon geçirdim. Onda da bir hocayla aramızda çıkan bir problemden dolayı, hatta kavgadan dolayı oradan da ayrılmak zorunda kaldım. Futbolda en büyük hedefim, yani bütün futbolcularda yine olduğu gibi, A milli takımda oynayabilmekti. Mesela A milli takımın değişmez, mesela kanat oyuncusu olmak isterdim. Bir Mustafa Hoca döneminde çağrıldım 2 defa. Yani oynamak nasip olmadı. Onun dışında A milli takıma gidemedim. Tabii en büyük hedefim A milli takımda oynamaktı. O nasip olmadı. Onun dışında uzun süre sakatlıklar yaşadım. Hatta en son yaşadığım dönemde de 1,5 sene yakın futboldan uzak kalmak zorunda kaldım. Hani futbolu bıraktı, bırakacak denildi. Ben de bırakabilirim diye düşünüyordum. Ama sonuçta hani kadere inanan insanlarız. Nasibimiz de bu varmış. Yani yaradan bunu nasip etti. Sakatlık dönemini nasıl geçirdin? Yani psikolojikman herhalde büyük bir yıkım oldu ama. Öyle tabii hocam. Yani en büyük sıkıntı yani kariyerimizde düşüş oluyor. Yani evet. Süper Lig'de oynarken, yani iyi de giderken Bankasya Ligi'ne gittim. Evet. Yani hatta orada da bir sakatlık yaşadım. O da daha da uzattı. Yani ama dediğim gibi kendimi yani toparlanmak için elimden geleni yaptım. Yani istirahatsa istirahat, çalışmasa çalışma, tedavise tedavi. Onları uyguladık. Yani şükürler olsun, Allah'a şükürler olsun. Şimdi buradayız. Şimdi Uğur'un kariyeri de inişli çıkışta esasında. Yani iyi bir kariyerle başlıyor. Galatasaray altyapısı, evet. Üste çıkıyor, sonra kiralık gidiyor. Sonra Beylerbeyi'ne, evet. Pilot takıma gidiyor. Yani bir düşüş yaşasa da bunu tekrar çıkışa döndürmek çok önemli. Yani bunda Uğur deminden söyledi Hamza Hoca'yı. Tabii beraber çalışmış olmanın bir avantajı var. Belki maç oynamadan, evet. Aksara transfer oldu. Ama bunlar güzel şeyler. Yani futbolcu kardeşlerimize de örnek. Ben çünkü Kahramanmaraş Belediye'de çalışırken önüme bir CV geliyordu. Şöyle bakıyordum. Ya çocuk gitmiş TAP'a. Yani Galatasaray, Fener, Beşiktaş'ı, Trabzon'u görmüş. Ondan sonra hep iniş içerisinde. Hep inmiş. Bu psikolojik açıdan zor mu? Örneğin bir Beylerbeyi'ne gitmek. Yani hayallerinde Galatasaray vardı. Galatasaray'a ulaşıyorsun, sonra kaybediyorsun. Evet, tekrar yani. Toplaması nasıl oluyor Uğur? Tekrar toplayamayan çok insan var. Onun yani için zaten yani toparlayabilen Allah'ın izniyle daha iyi yerlere geliyor. Yani Allah korusun, toparlayamayan zaten yani futbol hayatının
bitmesine neden olabiliyor yani. Ben Beylerbeyi'ne gittiğimde dediğiniz gibi yani psikolojik açıdan çok büyük düşüş yaşadım. Yani o dönem Galatasaray'ın pilot takımıydı. Ama ikincilik B kategorisindeydi o zaman. Ya ister istemez şimdi Gaziantep Spor'a da gitmiştim kiralık. İstanbul Spor'da evet. da oynadım. Bir alt lige gidince çok büyük bir çöküş oluyor. Kabullenemiyor gibi bir şey oluyor orada. Yani bizim de hatamız var orada. Biz de hata yaptık. Çünkü yani nerede olursan en iyisini yapmak zorundasın. Onu kabullenemediğin için aşağı doğru gidiyorsun. Ama Allah'a çok şükür sonradan, çabuk atlatmışsın. Evet, çabuk yani. Atlatıp dediğim gibi yani Hamza Hoca'nın bu bir daha söylüyorum belki ama çok büyük emeği var yani bende toparlanmam da yani yardımcı oldu bana çok. Oynamadan Akhisar'a transfer oldum. Orada Bankasya'da da ben çok fırsat bulamadım zaten şampiyon olduğumuz dönemde. Şimdi ne var biliyor musun Uğur? Biraz evvel çok doğru anahtar kelimeyi söyledin. Bizde de hata vardı. Şimdi hiçbir hoca iyi olan bir futbolcuyu göndermez. Şimdi ben mesela hep Emrah Bilir. Bizim zamanımızda çıkan gençlere hep şunu söylerdi. Buraya çıkınca iş bitti zannetmeyin. En zoru burada kalmak. Hani sen şimdi burada Galatasaray A takımıyla idmana çıkıyorsun. İşte Galatasaray'ın en popüler takımını görüyorsun. Yan yana soyunuyorsun, idman yapıyorsun, maça gidiyorsun. Tamam diyorlardı, iş bitti. Biz de futbolcu olduk. Aynen öyle. Hayır. Ben de yaptım i̇şte, yani bildiğim için. Ben biliyorum hatta. Çünkü seni de yakından tanıdığım için, yakından takip ettiğim için. Sizler ama ne yaptınız? Çok çabuk uyandınız bu işe. Ha, demek ki bu iş lafla değil. Ben koşmazsam, mücadele etmezsem, savaşmazsam bu formayı kimse bana vermez. Şimdi Emrah'ın yaşı 23-24'tü galiba geldiğinde. Şimdi Malatya 21-22. O yaşlardaydı. 21. Hani bizim için hani genç diyebileceğimiz yaşlarda gelmişti bizim yanımıza. Ama hep ona telkinim şuydu. Bir gün şans gelir, o şansı alır götürürsün ama hep hazır olmalısın. Aynen öyle. Ve şimdi Emrah'ın biraz şanssızlığı, biraz o takımın uzay takım oluşu. Hani bizde oynayamayışının nedenini ben öyle bağlıyorum kendimce. Çünkü kalite anlamında, yetenek anlamında, adamlık anlamında asla tartışmam. Ama o dönemdeki takımda yer bulmak o kadar zordu ki. Mesela bir cezalı duruma düşüyorduk, bir sakat duruma düşüyorduk. 5-6 hafta tak kadroya giremiyorduk. Neden? Yerine oynayanlar alıp formayı götürüyordu. Herkes hazırdı. Ama Emrah Trabzon'a gitti. Emrah Malatya'ya gitti. Emrah Rize'ye gitti. Her yere gitti. Her yerde de aslan gibi oynadı. Neden? İşte bu yaşamış olduğu tecrübeler ona ders oldu. Ve sen de şimdi yaşın çok genç. Ben sana ne diyorum? Üstüne koyarak gidiyorsun. Mesela bazıları böyle oyunu sadece oyun olarak izler. Biz gibi insanlar teknik anlamda da hani bir stoperin yapmış olduğu hareketlere de dikkat ederiz. Neden? Duruşunu, adam alışını, baskısını, her şeyini takip ederiz. O yüzden sende bu çok üst seviye gelişerek oluyor. Ha, bir övgü de burada tabii ki benim çok sevdiğim kardeşime yapmam lazım, Hamza'ya. O da neden? Bak dikkat edin. İnandığı bütün futbolcuları topladı. Evet. Hepsi PTT ligindeydi. Ahmet Cebe. Giray. Mertel. Ondan sonra Oğuz, Sertan, Bilal. Bilal de oynamıyordu, Karabük'teydi ama oynamıyordu evet, yani. Hani bir yok, böyle bir Bilal vardı. Yoktu yani. Evet. Emrah. Ondan sonra Uğur. Bruno. Anladı. Bruno evet. Rize'den aldı. Ordu'dan aldı. Rize'den diyor. Şimdi ne oldu? İnandığı isimlerin hepsini topladı. Hocam bir araya gireyim mi burada? Tabii ki. Uğur'un da şu sevinci varken gol sevinci. Kaç gol oldu bu arada? Bu sezon ilk golümü attım. İlk gol. Evet. Tabii bu biraz kılıbıklık göstergesi. Nasıl kılıbıklık? Yani şimdi bunun tabii ki beklentisi olan biri bir. Bunu bekliyor, o hareketi yap diyor. O da o hareketi yapıyor. Ne güzel yani. Hocam yani böyle ya, bir tabii ki şimdiki yapması. Bunların niye? Hepsi. Nedenini bir öğrenelim tabii. Uğurlu. Tabii nedenini öğrenelim evet. O gün kız arkadaşım yani nişanlım olacak kısmetse yakın bir zamanda. İnşallah. Yani tanışmaya yıl dönümü yani o gün tanışmıştık onunla. İlk ben onu gördüğümde zaten o gün aşık olmuştum diyeyim. Maçtan önce aradığında bugün hissediyorum yani gol atacaksın bana armağan eder misin diye bir söyledi bana. Ben de kısmet abi işte son dakika 89. dakika penaltı oldu.
Ben attım. Gol atınca da onu armağan etmek istedim. Ne güzel. Penaltıyı şimdi... zorla kaptın mı yoksa? Yok, o haftadan önce de çalışmıştım hep. Hamza hocam da çalışmıştım. Benim atacağımı söylemişti. Ben şimdi eve gideceğiz. Biz fırça yiyeceğiz.